Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Arkadaşlar, bu videomuzda AC gerilimle çalışan bir lambanın parlaklığını nasıl kontrol edebiliriz ya da bir motorun hızını nasıl kontrol edebiliriz? Yine AC gerilimle çalışan bir motorun hızını nasıl kontrol edebiliriz? Size onu göstereceğim ve her zamanki gibi Kayaelc kanalı farkıyla bu yapacağımız devrenin nasıl çalıştığını anlatacağım. Hangi prensiplerle çalıştığını anlatacağım sevgili arkadaşlar. İsterseniz önce devrenin yapımına başlayalım. Devreyi yapalım arkadaşlar. Çalıştığını görelim. Daha sonra şemasını çizelim. Ve bu çizdiğimiz şema üzerinden de devrenin hangi prensiplere dayanarak çalıştığını, nasıl çalıştığını hep birlikte görelim sevgili arkadaşlar. Hemen şimdi devrenin yapımına başlıyorum. Fakat ondan önce kanalımıza hala abone olmamış arkadaşlar varsa lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmasınlar. Eğer videolarımızı yine beğeniyorsanız videoların altına like atmayı unutmayın sevgili arkadaşlar ve yorumlarda lütfen bilgilerinizi, deneyimlerinizi, tecrübelerinizi, isteklerinizi, hatta yanlış gördüğünüz bir şeyleri hiç çekinmeden bize yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmeden hemen isterseniz devreye başlayalım ve daha sonra devrenin çalıştığını bir görelim. Ondan sonra da şemasıyla birlikte çalışmasına başlayalım. Sevgili arkadaşlar, bu yapacağımız devrede bize BT137 bir triyak lazım. Ben 600E olanını kullanacağım. Bu 600E 600 volta kadar dayanabildiği anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Bir de bunun 800 olanları var. 800 olanları da 800 volt gerilime kadar dayanabiliyor. 0.1 mikrofarad 275 volt veya üzeri bir kondansatör lazım arkadaşlar bize. Elimdeki 275 volt ama bunun üstü de olur. 400 volt, 1000 volt. 500 kilo ohmluk bir potansiyometre sevgili arkadaşlar. Lambanın parlaklığını ya da motorun hızını bu potansiyometreyle ayarlayacağız sevgili arkadaşlar. Ben elimde AC motor şu an hazırda olmadığı için motorla deneyemeyeceğim ama lambanın parlaklığını ayarlayarak size göstereceğim sevgili arkadaşlar devrenin çalışmasını. Bir 39 kilo ohmluk direnç bir adet. Bir de DB3 sevgili arkadaşlar, DB3 diyak. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz bunlar. Bütün bu malzemelerle hem çok ucuza hem de işlevsel bir malzeme yapmış olacağız arkadaşlar. Dimmer devresi deyip geçmeyin. Yani ya ışığın parlaklığını mı kontrol ediyor deyip geçmeyin arkadaşlar. Bu devreler evinizdeki elektrikli süpürgelerin motor ayarını, motor hız ayarını, bazı blenderlarda, mutfak robotlarında motorun yine hızını bununla kontrol edebiliyoruz. Bazı üst seviye fanların falan motor hız ayarını bununla kontrol edebiliyoruz. Bazıları işte anahtarla böyle birden çok bobinle motorun kademeli hızını ayarlıyorlar ama bazılarında bunun gibi devamlı istediğiniz hızı ayarlayabileceğiniz dimmer devreleriyle yapıyorlar sevgili arkadaşlar bu işi. Şimdi hemen vakit kaybetmeden devremizin yapımına geçelim ve yaptıktan sonra da şemamızı çizip nasıl çalıştığını anlatalım arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi devremizin dizilimine bakalım. Triyağımızın orta bacağında bir adet 39K direnç var ve ikisinin birleştiği noktadan hemen lambamıza bir uç gidiyor. Şu kablo lambamızın ucuna gidiyor sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Lambamızın diğer ucundan çıkıyor ve 220 fişimizin bir ucuna, yani 220'nin faz veya nötr fark etmez birine gidiyor. Arkadaşlar 220'nin diğer ucu geliyor triyağımızın birinci bacağına sevgili arkadaşlar. Birinci bacağına bağlanıyor. 39K direncimizin ucunda bir adet pot var. 500 kilo ohmluk potumuz. Ve potun diğer iki bacağı birleşip 0.1 mikrofaradlık kondansatörümüze gidiyor. Yine aynı noktadan DB3 diyağımız, şunu şöyle yapalım değmesin. Diyağımız triyağımızın gate'ine gidiyor sevgili arkadaşlar. Şunu da kısaltalım. Herhangi bir kazaya mahal vermesin. Ve 0.1 mikrofarad kondansatörümüzün diğer bacağı da triyağımızın birinci bacağına gidip oradan da dediğim gibi 220'nin diğer ucuna gidiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi şu lambayı şöyle bir alayım. Şu şekilde yapalım. Sizin görebileceğiniz pozisyonda olsun istiyorum. Evet. Sevgili arkadaşlar, bunu yaparken eğer böyle benim gibi yapacaksanız ve tecrübeniz yoksa kesinlikle emniyet tedbirlerinizi, güvenlik tedbirlerinizi alın. Çünkü burada 220 ile iş yapıyoruz. Şakası yok, Allah muhafaza. Çoğu insanı öldürmez ama ne olur ne olmaz 220'ye çarpılırsanız, özellikle ıslakken falan çarpılırsanız çok büyük risk, kalbinizin durmasına bile sebep olabilir. Hatta kuruyken bile eğer kalbinizde bir hastalık, bir sıkıntı varsa Allah muhafaza sizin hayatınıza mal olabilir. Onun için tedbirlerinizi almadan, güvenlik önlemlerinizi almadan böyle bir işe kalkışmayın sevgili arkadaşlar. Özellikle çocuklar falan izliyorsa onlara söylüyorum. Bunu sakın kendi kendinize, yanınızda ebeveyniniz olmadan yapmayın sevgili arkadaşlar. Şimdi fişimi takıyorum. Evet, fişimizi taktık. Lambamız yanmadı. Potumuz kısık arada, ondan gibi geliyor. Şimdi yavaş yavaş potansiyometremi ayarlıyorum sevgili arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi lambamız hafiften yanmaya başladı. Ve ben potansiyometreyi çevirdikçe gördüğünüz gibi parlaklığı artıyor sevgili arkadaşlar. Şu an maksimumda. Lambamızın parlaklığı aslında düşük. Şu an 25 wattlık bir lamba kullanıyorum ben. Çünkü daha yüksek wattlı lambalar kamerada iyice gözükmez oluyor sevgili arkadaşlar. Onun için wattı düşük bir lamba kullandım. Ama buna 100 watt bir ampul bile bağlayabilirsiniz. Onun parlaklığını bile kontrol edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıfırla maksimum arasında bakın incecik bir tel şeklinde, sanki bir rezistans gibi, gördüğünüz gibi ısınarak ışık yayabiliyor sevgili arkadaşlar. İstediğiniz parlaklığa ya da bir motor bağlıysa bunun ucunda, motoru istediğiniz hıza ayarlayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet. Devremizin çalışması bu şekilde. Bağlantılarını gördünüz sevgili arkadaşlar. Şimdi şemayı çizdiğimizde daha iyi anlayacaksınız. Ve çalışmasını anlattığımda çok daha iyi anlayacaksınız. Herhangi bir kazaya belaya sebebiyet vermeden, gördüğünüz gibi her şey çıplak, dokunmadan hemen 220 fişimi çekiyorum. Ve şu bağladığım malzemeleri şöyle bir kenara alıyorum sevgili arkadaşlar. Hemen devremizin şemasına ve nasıl çalıştığının anlatımına geçelim. Şunları bir çıkarayım. Evet, dediğim gibi sevgili arkadaşlar, dimmer devresi diye geçmeyin. Aman sadece bir ışık mı kontrol ediyor? Artık akkor filamanlı lambalar bile kalmadı, LED'e geçtik diye düşünebilirsiniz. Ama işin ucundaki prensipler elektronikte her zaman lazım olan, her zaman kullanılan prensipler sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçücük 4-5 parça bir malzeme ile çok da ucuza mal edecek şekilde bir voltaj ayar devresi yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi hemen devrenin şemasını, çizimine geçelim. Şu yardımcı elimi de buradan bir alayım. Sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu yardımcı elin nasıl yapıldığının videosu da kanalda mevcut. Bir pantolon askısı, bu gördüğünüz pantolon askısı ve cep telefonu tutacağından kendimize bir yardımcı el yapmıştık. Eğer izlemek isterseniz o videoyu da izleyebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdi şu kağıtlarımı şöyle bir alayım. Hemen devremizin şemasına geçelim sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, 220'miz bu şekilde geliyor olsun. Hemen line ve nötr, hatta şöyle yapalım. Burayı line yapalım. Burayı nötr yapalım arkadaşlar. Line dediğimiz canlı hat, yani aslında 220 volt gerilimin, AC gerilimin üzerinde taşındığı hat anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Nötr dediğimizde nötr, yani toprak vazifesi gören, toprak değil de aslında bizim cansız ucumuzu simgeleyen ucumuz arkadaşlar. Neyse, 220'mizde geliyor ve 220'mizde bir adet lambamız var sevgili arkadaşlar. Biz bu lambanın parlaklığını nasıl kontrol edebiliriz? Hatırlarsanız kanalda DC gerilimle çalışan motorların hız kontrolünü yapmak için bir PWM ile motor hız kontrol devresi yapmıştık ve PWM'in mantığını anlattığımız bir videomuz daha vardı. Orada biz bir lambanın parlaklığını ya da bir motorun hızını, o motoru çok hızlı bir şekilde aç kapa yaptırarak ve açtığımız zamanla kapattığımız zaman arasındaki farkı ayarlayarak parlaklığını ya da bir motorun hızını, bir lambanın parlaklığını ya da bir motorun hızını kontrol edebileceğimizi söylemiştik. Eğer o videolarımızı izlemediyseniz lütfen o videolarımızı da izleyin ki bu tür konuları çok daha iyi anlayabilirsiniz. Kafanıza iyice yerleşsin sevgili arkadaşlar. Hemen buraya bir triyak çiziyorum. Elektronikte triyağın sembolü budur sevgili arkadaşlar. T2, T1 ve gate ucu. T2 aynı zamanda da tap dediğimiz o hani triyağın falan şu arkasındaki kısım, soğutucuya bağlanan kısım arkadaşlar. T1 dediğimiz kısımda şu birinci bacak sevgili arkadaşlar. İsterseniz şöyle parantez içerisinde birinci bacak, ikinci bacak ve üçüncü bacak diye de not alalım yanına. Şimdi biz bir triyakla neden triyak kullanıyoruz? Çünkü sevgili arkadaşlar burada DC bir gerilimle uğraşmıyoruz. AC bir gerilim, yani şöyle bir sinyal çizeyim ben buraya. AC gerilim biliyorsunuz şu şekilde bir sinüs dalgasından oluşuyor. Artı alternanslar ve eksi alternanslar var. Ve bu şu gördüğünüz ikili periyot saniyede 50 kere tekrarlıyor sevgili arkadaşlar. Yani şebekenin 50 Hz olmasının sebebi de bu. Saniyede 50 kere bu gördüğünüz ikili alternans tekrarlıyor kendisini. Ve bunların her biri arkadaşlar 50 bir taraf, 50 bir taraf artı alternans ve eksi alternans olmak üzere yön değiştiriyor sevgili arkadaşlar. Bu şu demek, bunu daha iyi anlayabilin diye söylüyorum. Elektrik hattının üzerinde devamlı bir yöne elektron akışı olmak yerine elektronlar o hattın içerisinde bir ileri bir geri, bir ileri bir geri hareket ediyorlar anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Zaten Tesla'nın AC gerilime geçmek istemesinin sebebi de bu sevgili arkadaşlar. Elektronlar kısa mesafede ileri ve geri hareket ettikleri için, yani DC gerilimdeki gibi çok uzun bir mesafe kat etmek zorunda kalmadıklarından ve uzun mesafelerdeki kablo direnciyle karşılaşmak zorunda kalmadıklarından AC gerilimin çok daha faydalı ve avantajlı olacağını iddia ediyordu Tesla ve onun için de zaten AC gerilime geçtik. Faydalarını birçok yerde gördük sevgili arkadaşlar. İşte bazı arkadaşlar soruyor ya, neden evlerimize DC gerilim gelmiyor? İşte bunun için evlerimize DC gerilim gelmiyor. Taşıması çok daha kolay arkadaşlar. Yani nakliyesi daha ucuz diyelim. Öyle anlayın. Neyse, buradaki artı alternanslar ve eksi alternanslar bulunduğu için bize her iki alternansta da çalışabilecek bir malzeme lazım. Triyaklar onun için AC gerilimlerde anahtarlama görevi yaparlar. Çünkü işaretinden de anlayacağınız gibi her iki yönde de aç kapa yapabilirler arkadaşlar. Hem artı alternansta hem eksi alternansta gate ucundan gelen tetik paslerine göre açma ve kapama yapabilirler sevgili arkadaşlar. Hemen bunun gate ucuna bir de yine her iki alternansta da çalışabilecek bir diyot ekleyelim arkadaşlar. Bunu bir zener diyot gibi düşünebilirsiniz. Bu kullandığımız çift yönlü diyotun adı da diyak sevgili arkadaşlar. Diyak. Bazı yabancı kanallarda ben hayatımda ilk defa gördüm ama bazı yabancı kanallarda buna dinistör falan diyorlar. Ne kadar kullanılan bir şey, ne kadar doğru bilmiyorum sevgili arkadaşlar. Sadece gördüm. Dinistör diyorlar. Şimdi sevgili arkadaşlar biz buraya bir tetik ucu vereceğiz ve vereceğimiz tetiklerle buradaki triyan açılıp kapanmasını sağlayacağız. Ama bu açılıp kapanmayı aynı o PWM ile motor hız kontrol devresinde anlattığımız gibi, PWM'in mantığını anlattığımız gibi buradaki gerilimin, şöyle şuraya çizeyim daha iyi anlaşılsın, görev yapan kısmını değiştirerek, yani sevgili arkadaşlar biz şu kısmını şöyle yapayım, şuradan çizelim. Eğer 220'nin şu kısmında triyağımızı açar ve kalan şu kısımda triyağımızı kapatırsak, çizmediğim kısmında triyağımızı kapatırsak, aynı durum eksi alternans için de geçerli. Şu kısmında kapalı tutar ve şu kısmında açarsak sevgili arkadaşlar lambamız parlak yanacaktır. Ve tamamen burayı açarsak, eğer bu alternansların tümünü de açarsak lambamız maksimum parlaklıkta. Bu alternansların bir kısmında, yani çoğunluk kısmında triyağımızı açıp azınlık kısmında kapatırsak sevgili arkadaşlar o zaman daha az parlak. Ve hemen şuraya bir ikinci alternans çizeyim. Diyelim ki daha az kısmında burada açtık ve daha çok kısmında kapattık. Burada da aynı şekilde sevgili arkadaşlar daha büyük kısmında kapattık ve daha küçük kısmında triyağımızı açtık. O zaman daha az parlak bir sonuç elde ediyoruz. Kusura bakmayın, bölmek zorunda kaldık. Şimdi dediğim gibi eğer kısa sürelerde, alternansın kısa bir süresinde anahtarı açıp lambanın yanmasına izin verir, alternansın daha büyük kısmında kapatırsanız, burayı kapalı diyelim, anahtarı kapatırsanız lambanız daha parlak, daha az parlak bir şekilde yanacaktır. Lambanın parlaklığını bu çalışma metoduna bağlı olarak, yani AC'nin PWM'i diyelim arkadaşlar. Normal PWM DC'deydi. İşte AC geriliminde PWM'i bu arkadaşlar. Bu şekilde lambanın parlaklığını kontrol ediyoruz. Peki bu aralığı nasıl ayarlıyoruz sevgili arkadaşlar? Şimdi işte burada şu kullandığımız diyak denen malzeme var ya. Bu diyak denen malzeme bizim kullandığımız DB3, şu küçük mavi diyota benzeyen malzeme sevgili arkadaşlar. Bu DB3 denen diyak 30-35 volt arası gibi bir gerilimlerde iletime geçiyor sevgili arkadaşlar. Ama iletime geçmesi her iki yönde de, yani artı gerilim verdiğinizde de bir ucundan artı bir ucundan eksi verdiğinizde de 35 volta geldiğinde, artı 35 volta geldiğinde bir diyot iletime geçiyor. Eksi gerilim verdiğinizde, eksi 35 volta geldiğinde direkt diğer diyot iletime geçiyor. Ve her iki alternansında 30 ile 35 volt arasında bu iletime geçiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi biz de diyağın bu özelliğinden faydalanarak buraya bir kondansatör koyuyoruz sevgili arkadaşlar. Ve ben şimdi buraya sadece tek bir direnç çizeceğim. Şöyle. Sevgili arkadaşlar. Bu direnç üzerinden, İşte bu direnç üzerinden kondansatörün yavaş yavaş dolmasını sağlıyoruz. Kondansatör doluyor, doluyor, doluyor. Ne zaman 30 35 volt arasına geldi, 30 ya da 35 volt arasına geldi, bu iletime geçiyor. İletime geçince sevgili arkadaşlar triyağı iletime geçiriyor ve diyelim ki artı alternansta, yani şurada artı alternans olsun şöyle sevgili arkadaşlar şu an. Artı alternansta geldi. Artı 35 volta kadar bu şarj oldu, şarj oldu. Şarj olduktan sonra sevgili arkadaşlar artı 35 volta ulaştığında bu iletime geçti. Triyak ateşlendi, tetiklendi ve artı alternans bunun üzerinden şasiye ulaştı. Ve lambamız bir miktar, ne kadar süre diyelim Diyağımızın boşaldığı, kondansatörümüzün boşalacağı süre kadar iletimde kaldı sevgili arkadaşlar. İşte biz şu kondansatörün şarj olma ve deşarj olma süresini ayarlayamıyoruz gerçi de. Şarj olma süresini ayarlı hale getirirsek biz diyağın ne zaman açılacağına karar veririz. Yani kapanma süresini ayarlayarak, daha doğrusu devrede şöyle birazcık karışık oldu biliyorum ama özür dilerim. Triyağımızın kapanma süresini, kapalı olduğu süreyi ayarlayarak lambamızın parlaklığını kontrol ediyoruz. İşte kapalı olduğu süreyi de kondansatörümüzün ne kadar yavaş şarj olduğuna bağlı olarak ayarlıyoruz arkadaşlar. Ne kadar yavaş sürede şarj oldu, diyelim ki saniyenin %1'i kadar zamanda şarj olduğunda, %1'i kadar zamanda şarj olup triyağımızı tetikliyor ve hemen boşalıyor sevgili arkadaşlar. İşte o esnada bizim triyağımız bir müddet kapalı, sonra bir müddet açık sevgili arkadaşlar. Şöyle kapalı olduğu süreyi azaltarak açık olduğu süreyi artırmış oluyoruz yani. Kapalı olduğu süreyi ayarlıyoruz biz sadece. Daha sonra hemen eksi alternansta da boşaldığı için ve alternans yön değiştirdiği için sevgili arkadaşlar, alternans yön değiştirdiğinde de bu sefer eksi alternansta kapalı olduğu süreyi ayarlayarak lambamızın parlaklığını her iki alternansta da kontrol edebiliyoruz. İşte biz şurada kullandığımız direncin yerine de bir adet potansiyometre koyduğumuzda değişken zaman aralıklarında kondansatörümüzün dolma süresini ayarlayabiliyoruz. Bu sayede ayarlı bir lamba parlaklık devremiz olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Birazcık kem küm ıhmık falan filan oldu ama ne demek istediğimi umarım anlatabilmişimdir sevgili arkadaşlar. Bu konuyla ilgili sormak istediğiniz sorular varsa lütfen yorumlarda bize sormaktan çekinmeyin. Eğer dediğim gibi bildiğim bir konuysa her türlü yardıma hazırım arkadaşlar. Her türlü öğretmeye açığız. Kanalımızın sloganında olduğu gibi kolay bir şekilde öğretmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi umarım anlamışsınızdır. Birazcık karmaşık oldu gibi oldu. Bu videomuz da buraya kadar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hala abone olmamış arkadaşlar varsa lütfen kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Beğendiğiniz videolarımız varsa lütfen videoların altına like atmayı ve yorumlarda deneyimlerinizi, tecrübelerinizi ve hatta istek ve görüşlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın diyorum. Hoşça kalın diyorum.